Kayseri'den Deniz Hanım'ın sorusu var. Adnan Bey, Mehter Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam manevi alemde üçü beraber işbirliği yapıyorlar mı? Bu olur da yani yakaza halinde olabilir. Yoksa bu aklın ihtiyarını alır. Yani Mehdi ile Hızır'ın direkt görüşmesi aklın ihtiyarını alır. Fakat yakaza halinde olabilir. Hazreti Musa'nın da görüşmesi benim kanaatim yakaza halinde. Yoksa öbür türlü aklın ihtiyarı kalkar. Çünkü her hali harika. Hızır Aleyhisselam. Bir yakaza hali oldu, orada görülüyor. Yani Allah imtihanda kusur yapmaz. Yani imtihanın kusursuz, nefis bir sistemi vardır. Aklın ihtiyarının alınmaması Allah'ın bir sanatıdır. Mesela hangi harika olursa olsun asla aklın ihtiyarı alınmaz. Şimdi mesela bu Mehdiyet'in delilleri normalde aklın ihtiyarı alınacak derecede. Yani şu tarifler, anlatım, iki uçlu kuyruklu yıldız. Ya bu hiçbir açıklaması yok bunun. Eğer dikkatlice düşünülürse hiçbir açıklaması yok. Doğrudan aklın ihtiyarı alınacak gibi. Alıyor mu aklımız ihtiyarı? Almıyor. İşte bu Allah'ın böyle bir sanatı var. Aklın ihtiyarını almama sanatı. Mesela proteinler, hücre, kromozomlar. Kromozomların tamiri. Hücre ne yapıyor? Emir veriyor. Elemanlar geliyor. Kromozomu ortadan ikiye fermuar gibi ayırıyor. Biri bir yandan çekiyor, biri bir yandan çekiyor, ayırıyor. Sonra eşleştirme yapıyorlar. Hatalı bir parça var mı ona bakıyor adam. Geliyor, kontrol ediyor. Ya diyor, burada hatalı parça var diyor. Parçayı imal ettiriyor, getirtiyor. Çok karmaşık bir madde yapılan. Açısı son derece karmaşık. Yani tam açısında olması gerekiyor. Yani mesela 8, 10, 15 açı var. O tam ilgili açıda olması gerekiyor. Tam onu oturtturuyor. Her yönden kusursuz ve tam olması gerekiyor. Oturttuktan sonra üstteki geliyor diyor ki ya diyor tamam parça doğru oldu diyor. Arkadaşlar diyor kapatın. Fermuarı adamlar kapatıyor. Şimdi bu normal mi bu? Yani normal akılda bir insan eğer aklın ihtiyarı kalkarsa ağlayarak secdeye kapanır bunda. Yani %100 iman eder. Aklın ihtiyarı kalkıyor mu? Kalkmıyor. Bütün millet herkesin gözü önünde oluyor. Herkes gayet normal karşılıyor. İşte imtihan böyledir. Yani Hazreti İsa'da da hiçbir şekilde aklın ihtiyarı kalkmaz. Bakın göreceksiniz sonucu normal karşılıyor. Hatta vefatından sonra da o İsa değildi diye açık açık ne Mehdi'ye inanacaklar vefatlarından sonra ne de İsa'ya. Direkt ikisi de insanları öyle kandırdılar. Ne o Mehdi'ydi, ne de o da İsa'ydı. Hiçbiri değildi. Boş yere vakit kaybettik diyecekler. Ahlaksızlık diz boyu olacak. Rezaletin boyutu artacak, katliamlar artacak. Şimdi bunu, bu bozulmayı yeni doğan çocuklar görecekler. Şu saatlerde, şu yıllarda yeni doğan çocuklar görür. Çünkü 2017'deyiz. 2082 yani çünkü bir de ömürleri de uzadı adam 85-90 yaşına kadar yaşıyor. Rahat rahat görürler. Bak bozulmayı hem Mehdi'yi görecekler hem bozulmayı. Mehdi dedi bence hiç şaşırma falan olmaz. Yani öyle o derece bir şok olmaz. Heyecan olur ama şok olmaz. İsa Mesih'te de insanlar heyecanlanır. Aa görseydik derler. Çabuk alışırlar. Ya öyle bir şey olmaz. Hızır sezdirmeden yönlendirir olayları. Mesela bak bu son darbede Hızır görev yaptı. Kimse farkına varmadı. Farkına vardı mı kimseden duydunuz mu? Mesela peş peşe harikalar oldu. Her yerde görev aldı ama farkına varılmadı. Kimi yerde asker görünümündeydi, kimi yerde polis, kimi yerde yaşlı bir insan görünümünde, kimi yerde genç bir insan şeklinde, hatta köpek şeklinde de olabilir. Yani her şekle girer. Fark edilmez. Şey dersen, uykuda görüşme o olur tabii. Yani Mehdi, İsa Mesih,
yakaza halinde sık sık görüşürler. Mehdi, İsa Mesih ve Hızır görüşür ama bu hiç aklın ihtiyacını alacak bir şey değildir. Yani hiç kimse bunda zaten sorumlu olmaz. Zaten ondan hüküm de çıkmaz. Yani bir farz bilgi çıkmaz. Ama bir ışık, bir işaret olur. Yani benim kanaatim gördüğü rüya üzerine tedbir alabilir Mehdi. Mesela İsa Mesih gördüğü rüya üzerine tedbir alabilir. Mesela farz edelim bir yere gidiyor, orada bir bela olduğunu görüyor. Gidecekse gitmez. İşte oraya gidecekse gitmez. Ve böylece korunmuş olur. O farz mı? Değil. Yani o anlamda bir farziyeti olmaz. İsa Mesih'in de kendini İsa Mesih bilmesi farz değildir. Çokça zanneder. Çok fazla zanneder. Biz de çokça zanneder. Zannı galiple. Yoksa yani %100 iman etme mecburiyetimiz yok. Ama onun vesilesi Hristiyanlar çok tabi olacaklar. Bayağı tabi olacaklar. Onlarda bir coşku oluşacak. Hayrettir mesela Museviler çok katıdır dinlerinde. Onlar da büyük bir bölümü Müslüman oluyor. Ama dinini bırakmayacak yani. Musevi Müslüman olacaklar. Hristiyanlar da İsevi Müslüman olacak. Yani hiçbiri dinini bırakmıyor. Yani Kur'an'da da buna açık işaret var. Mesela Mısır'daki o ayaklanma. Yani çok garip şeyler yapar. Eğer Hızır'ı insanlar ya Müslümanlara göstersen, gelenekçi Ortodoks Müslümanlara bayağı ona karşı mücadele verirler birçoğu. Bilmez yani. Neden yaptığını bilmez. Mesela Mısır'da darbe oluyor. Şimdi bu nedir? Şer görünüyor değil mi? Hayır var. Şimdi bak, normalde şer görünüyor. Allah diyor şer zannediyor, hayır vardır diyor. Hayır oluyor. Zannedildiği gibi olmuyor. Yani her şeyde hayır oluyor Müslümanlar açısından. Şer olmuyor. Allah'ın bir sanatı oluyor. Ama bazen Hızır hissedilir ama o da gene aklın ihtiyacı var. Mesela ben Mısır'da bir yeşil atlı olarak bir görüntü oluşmuştu. O yani bir film hilesi falan değil. Amatör bir kameramanı çektiği kamera. Diyebilirler ki belki ışık hataları, ışık yansıması değil yani. Hızır'ın orada olduğunu gösterten bir olay. Yani tam tarife de uygun. Görebiliyor muyuz? Var mı onun filmi? Şu anda yok. Evet. İsevi Müslümanlar hangi kitaba göre hareket edecekler? Kitap, İncil bırakamaz onlar. Zaten İsa'nın ümmeti onlar. Yani bir Hristiyan ben İsa'yı bıraktım diyemez. Yani zaten tabi olmakta mükelleftir İsa'ya. İsa'ya doğru olarak tabi olmuş oluyor. Kur'an'a göre tabi olmuş oluyor. Yani Kur'an'dan doğrusunu öğrenerek tabi oluyor. Yani bir Hristiyan ben İsa'yı bıraktım derse dinsiz olur zaten. İmandan çıkar yani. Öyle bir şey olmaz. Onun ümmeti o. Bırakamaz. Muhammed'i İsevi olur. Bırakması için bir neden yok. Şu an görebiliyoruz. Hazır. Evet. Teknik olarak böyle bir şeyin hazırlanması mümkün değil. Yani film ilesi falan değil. Doğru. Amatör bir kameraman çektiği film. Yani incelendi. Buna baktılar teknik olarak. Hiçbir şekilde müdahale yok. Zaten insanlar da görür ama bu aklın ihtiyarını almaz. Aldı mı aklınızın ihtiyarını? Almaz. Almaz. Evet.